Saadet Partisi Kütahya Milletvekili adayı Sevil Cengiz Hanımefendi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Regaip Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Cengiz mesajında, 95 yıl önce bugün bu ülkenin inançlı ve imanlı evlatları kendi iradelerini temsil eden 1. Büyük Millet Meclisi'ni açtı ve bu halk hiçbir zaman bağımsızlık ve özgürlük olmadan yaşayamayacağını bu tarihle bir kez daha ortaya koydu. Bugün ülkemizde uyuşturucu kullanma yaşı ne yazık ki ilkokul çağlarına kadar inmiştir. Ahlak ve maneviyattan yoksun bir eğitim öğretim müfredatıyla yetişmek zorunda kalan televizyon ve bilinçsiz bir arkadaş çevresinin etkisiyle eğitilen çocuklarımız anne ve babasına öf bile dememesi gereken bir dinin müntesipleri iken ne yazık ki her gün basında anne ve babasını gözünü kırpmadan öldürebilen, kapkaç, hırsızlık ve uyuşturucunun pençesinde boğuşan din, örf ve adetinden uzak bir genç nesil ile karşı karşıyayız. Ülkemizdeki çocukların hali bu iken, dünyadaki çocukların hali ise çok daha içler acısı bir durumda. Çocuklarımıza armağan ettiğimiz bu bayramları bayram olarak kutlayabilmemiz, gerçek bayram havasını tadabilmemiz için tüm çocukların huzur ortamında kötülüklerden ve zulümlerden uzak, huzurlu ortamlarda yaşamalarını sağlamalıyız. Ve bunun için de hep birlikte el ele vererek zararlının değil faydalının, kötülüğün değil iyiliğin, zulmün değil adaletin, batılın değil hakkın hakim olduğu bir dünya için canla başla çalışmalıyız. Unutmayalım ki bir ülkenin gücü ne topudur, ne silahıdır, ne de tankıdır. Asıl gücü imanlı ve inançlı evlatlarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum ve aynı zamanda idrak ettiğimiz 3 ayların müjdecisi olan Regaip Kandili'nin de tüm insanlığın hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum dedi.